Daha 15 yaşındaydım ve iki tane final oynamıştım. Benim için çok anlamlıydı ve unutulmaz bir madalyaydı. Eşim antrenörlüğümü yapıyor. Tam olarak aslında 2024 Paris Olimpiyatları belirleyecek sürece. Son topa kadar mücadele etmek, savaşmak benim yani en büyük tutkum olabilir. Türkiye İş Bankası, Olimpiyat oyunlarındaki tüm sporcularımıza başarılar diler. Başladığımda aslında badminton nedir, nasıl oynanır hiçbir fikrim yoktu. Tamamen işte o dönem çok hareketli bir çocuktum. Okulda badminton branşı vardı. Beden eğitimi öğretmenimizin yönlendirmesiyle aslında ilk adımı o zaman attım. Kazandığım ilk uluslararası madalya sanırım 17 yaş Avrupa Şampiyonası'ydı. Daha 15 yaşındaydım ve iki tane final oynamıştım. Benim için çok anlamlıydı ve unutulmaz bir madalyaydı. O da bu sene kazandığım Avrupa Büyükler madalyasıydı. En büyük hayalini kurduğum aslında madalyaydı. Bundan daha önce iki kere üst üste bronz madalya kazanmıştım. Bu sene de tabii ki de yine madalya kazanmak istiyordum ama bu sefer madalyanın rengini değiştirmek istiyordum ama yine bronz oldu. Tabii ki de yine mutlu olduk ama umarım bir dahaki sefere değiştirebiliriz. Yani sanırım hepsinin üstesinden gelebiliyorum. Spesifik bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda. Şöyle tabii ki de 2012 Londra Olimpiyatları diyebilirim. İlk katıldığım büyük organizasyondu ve etrafımda büyükler var. Takımın en genç sporcusuydum. Onlarla birlikte orada olabilmek, diğer ülkelerden üst düzey sporcularla tanışabilmek benim için unutulmaz bir andı. Şöyle en zor tarafı tabii ki de mental açıdan aslında zorlandığımı söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de çok popüler bir spor değil. O yüzden zaman zaman zorluk çekiyorum. Evet. Ailem ve antrenörümün rolü çok büyük aslında. Eşim antrenörlüğümü yapıyor. Ailem de bu konuda bir de köpeğimiz var. Her zaman mecburen destekçimiz oluyor. Böyle aslında güzel bir meç olduk diyebiliriz hep birlikte. Birbirimize destek oluyoruz bu süreçte. Şöyle güzel geçiyor aslında, keyifli geçiyor. İlk katıldığım olimpiyatlarda çok tecrübesizdim. İkincisinde ise evet artık hani burayı biliyorum ve daha iyi hazırlanıp gitmeliydim. Şimdi artık hani hedefler de değişti. Artık hani gruptan çıkalım, derece alalım. Tam olarak ne istediğimizi biliyoruz. Nasıl çalışmamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden bu süreç keyifli, tabii ki de zor ama. Açıkçası şu an geçen de böyle bir soru gelmişti. Herhangi bir plan yapmadım aslında. Tam olarak aslında 2024 Paris Olimpiyatları belirleyecek sürece. Türkiye İş Bankası, Olimpiyat oyunlarındaki tüm sporcularımıza başarılar diler. Voleybol, yani inanılmaz takipçisiyim, izliyorum da. Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge. Buse Naz Çakıroğlu, Eda Erdem, Arda Güler. Caroline Marin, Federer, LeBron James. Şöyle, olimpiyatlar gerçekten tüm branşlar için unutulmaz bir maçlar oluyor en azından. Onun için keyifli olimpiyatlar diyebilirim. Spesifik bir yine bir branş söyleyemem. Yani genelde günde çift antrenman yapıyorum. Sabah geliyorum, ya kondisyon çalışıyorum ya da işte fitness yapıyorum. Öğleden sonra eve gidiyorum, kahvaltımı yapıyorum. Akşam tekrardan buraya gelip diğer branşa ağırlık veriyorum. Genelde badminton antrenmanlarımı Fransa'da yapıyorum. O yüzden Türkiye'de olduğum zamanlarda genelde fitness, kondisyon çalışıyorum. Bir antrenmanda minimum 600, 1600 ile 1000 arası. Genelde yüksek yoğunluklu oluyor. Şöyle, ben biraz aslında pimpirikliyim bu konuda. Tabii ki de harcadığım kalorileri almaya çalışıyorum. Çok sağlıklı ve düzenli besleniyorum diyebilirim. Hepsini tek tek işte bu kadar yemem lazım, bunu böyle yapmam lazım diyorum. Onun için sağlıklı bir rutinim var açıkçası. Kesinlikle maç içerisinde son topa kadar mücadele etmek, savaşmak benim yani en büyük tutkum olabilir. Şöyle çok güzel bir aslında hem ailesi hem de sosyal çevremiz çok birbirimize yakınız. Genelde zaten şu an bulunduğumuz yerde toplanıyoruz.
Gün içerisinde evet hepimizin farklı işleri var ama akşam mesai çıkışında herkes burada olur ve hep birlikte oturup muhabbet ediyoruz. Çok güzel bir dengede gidiyor. İlk gittiğim olimpiyat olabilir, 2012 Londra Olimpiyatları. Ya şöyle, ilk aslında o zaman basketbolcular da vardı bizden, voleybolcular da vardı ve benim için gerçekten unutulmazdı. Çünkü hepsi benden çok büyüktü, inanılmaz bir Neslihan Demir hayranıydım. Onu orada görüyor olmak, izliyor olmak benim için çok güzel bir andı. Salata ve tüm zeytinyağlılar, çikolata içinde olan her şey. Su, gri, Bursa. Sanırım Fransa, Paris diyeceğim. Harry Potter, Prens. Kıvanç Tatlısu, Serenay. Derya Ulu Yansıma, Zeynep Bastık, Manga. Eyfel Kulesi, Mücadele,